Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Zehirli Deniz Kestanesi, Diadema Cetacea'nın Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılımının devam ettiğini belirterek, kayalık bölgede denize giren ya da avlananları temastan uzak durmaları noktasında uyardı. Akdeniz'deki su sıcaklığının artışına bağlı olarak Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de yaşanan göçler arasında zehirli bir deniz kestanesi türü olan Diadema cetacea da belirlendi. Yaklaşık 10 yıl önce Konyaaltı Falezler ve Kaş'ta zehirli deniz kestanesi tespit edilmişti. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı varyant altındaki eğitim dalışında zehirli deniz kestanelerinin popülasyonunda artış belirledi. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'in kendi yerli deniz kestaneleri olduğunu belirterek, son dönemde Kızıldeniz'den geçen zehirli deniz kestanesi olduğunu aktardı. Tüm Akdeniz'de olduğu gibi Ege kıyılarına doğru da dağılımını genişletti. Diğer bizim yerli türlere nazaran uzun dikenli, siyah, anal kese göz şeklinde üstünde bir anal kese 5-6 tane 5 tane yıldız şeklinde fosforlu ışık saçan noktaları var üzerinde. Çok hızlı hareket eden bir deniz kestanesi. Hemen bulunduğu yeri sanki ayakları varmışçasına uzun dikenlerini kullanarak çok çabuk yer değiştiriyor. Dağılımını genişletti Akdeniz ve Ege'de. Bizim kıyılarımızda özellikle kayalık bölgelerde bulunuyor. Hani kumsal alanlarda yok. Ancak kayalık yerlerde Falezlerde. var. Evet, falezlerde, Antalya kıyılarında, Ege kıyılarındaki kayalık bölgelerde bulunmakta. Denize girenlerin ayaklarına kesinlikle bu kayalık yerlerde hem kesilme başka midye, istiridye de kesebilir ayaklarını. Ama yani deniz ayakkabıyla girmelerini öneriyoruz. Yani bu riskli kestane, ha öldürücü değil ama acı verici bir zehir olduğu biliyoruz. Yaşadığım Tabii görüyoruz, yerde çok sık rastlamaya başladık. Hızlı çoğalan türlerden bir tanesi. Akdeniz gittikçe tropikalleşiyor. Yani korkmaya gerek yok, endişe edecek herhangi bir şey yok daha henüz. Ancak kayalık bölgelerde dalgıçlar dalış yaparken kayaların boşluklarında zaten uzun dikenleri o gözüküyor. Video çekimlerimizde de görüldüğü üzere dikkatli olmaları gerekiyor. Denize dalanların, zıpkıncıların dikkat etmesi gerekiyor.